Abdülkadir Topkaç, Diyarbakır'da fırıncılık yaparken amatör olarak astronomiye ilgi duyuyor. Uzun çalışmaları sonucunda Abdülkadir Topkaç NASA'ya mektup yazarak literatürü değiştirtiyor. 1992 yılında NASA'ya mektup yazan Abdülkadir Topkaç çizimlerini gönderiyor. Ayın dünya çevresinde dönüşünün dairesel olmadığını kanıtlıyor. Dönüşün yay şeklinde olduğunu çizimleriyle destekliyor. Literatürün bu şekilde değişmesine katkı sağlıyor. NASA'dan İngilizce bir kitapçık ve konuyla ilgili yapılan çalışmaları içeren bir mektup geliyor. Yeni keşif ders kitaplarında yer alarak literatüre geçiyor. Abdülkadir Topkaç ayın bütün hareketleriyle ilgili matematiksel çözümlere dayanan teknik içerikli pek çok çalışmaya imza atıyor. Çalışmalarının bir kısmında bilim insanlarınca kullanılıyor. Abdülkadir Topkaç'ın bir de itirazı var. Kendisinin iddiasına göre kanıtlar bulunmasına rağmen ismi hiçbir yerde geçmiyor. İlkokul mezunu bir fırıncı olarak yaptığı çizimlerin kullanıldığını ancak adının hiçbir yerde geçmediğini söylüyor. NASA'dan gelen mektubu Hürriyet gazetesine iletiyor. Ardından İstanbul Üniversitesi'ne gidiliyor. 5 profesör tarafından bu çizimler ders kitaplarına çiziliyor, kayda geçiyor. Kendi çizimlerinin yer aldığı bu notlarda isminin yazmamasına üzülüyor. Buradan şöyle bir yorum yapmalıyız. Çevremizde olup bitenleri gözlemlememiz gerekiyor. Çocuklarımıza gözlem yapmayı öğretmemiz gerekiyor. Sadece ders kitaplarından değil, ilkokul mezunu bir insanın literatürü değiştirebildiğini görmemiz gerekiyor. Doğa bilimleri, coğrafya, gözleme dayanan bilimdir. Gözlem yapmayı çocuklarımıza, çocuklarınıza öğretin.